Mavi bayrak törenimize geçmeden önce konuya ilişkin konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Sayın Doğan Karataş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Meclis ve Belediyemizin Meclis Üyeleri, aramızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden bulunan yetkililer, birim sorumluları, Sağlık Müdürlüğümüzden, Halk Sağlığımızdan bulunan birim sorumluları, birim yetkilileri, sevgili Çanakkale'ler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü mavi bayrak biliyorsunuz dünyada en çok bilinen eko etiketlerden bir tanesi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak da Türkiye'ye mavi bayrağın getirilmesi amacıyla ilk olarak 1993 yılında devletimiz tarafından, Turizm Bakanlığımız tarafından kurulmuş bir kurumuz biz. Ve o günden bugüne kadar özellikle hem turizm alanında hem de çevre bilinci alanında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak sürekli çalışmalar yürüttük. Ve 1993 yılından bu yana kadar mavi bayraklı plajlarımız hiçbir yıl bir önceki yılın altına düşmeyerek bugün büyük bir mutlulukla ve gururla söylüyorum ki sahip olduğumuz 531 plajla dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3. sırada bulunmaktadır. Değerli Çanakkale'liler, bugün gerçekten biz Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak ve şahsım adına çok büyük bir gururu yaşıyoruz. Çünkü ben hepinizin huzurlarında Sayın Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde büyük bir şaşkınlıkla bugünün sadece bir mavi bayrak töreni olarak olmadığını, aynı zamanda bütün Çanakkale'ye mal edilecek şeklinde belki de bir karnaval, belki de bir çevre şöleni olarak organize edildiğini gördüm. Okuldan öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, halkımız, herkes burada ve başkanımız da açıklayacak. Bugün de mavi bayrağımızı farklı bir biçimde sizlere ulaştıracağız. Her zaman da hayal ettiğimiz bir şeyimiz var. Mavi bayrağımızın şehrimizin bütününe mal edilmesi, bu anlamda da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Biz başkanımızla Çanakkale Belediyesi ile 2015 yılında tanıştık. İlk olarak Barış Plajı'na mavi bayrağı verdik. O yıldan bu yana 8 yıldır aralıksız bir biçimde mavi bayrağımız Barış Plajı'ndan başlayarak dalgalandırmaya başladık ve yıllar içerisinde önce Güzelyalı'da Mega Beach, Güzelyalı ve son olarak Dardanus Halk Plajlarımıza mavi bayrağımızı verdik. Ama tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen, müsilaj, pandemi şartlarına rağmen bayrağımızı yere indirmedik, kaybetmedik ve bu da gerçekten üzerinde durulması gereken gurur verici bir konudur. Öncelikle topraklarında bulunduğumuz Güzelyalı muhtarımız ve diğer muhtar arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, kamu kurumlarının değerli temsilcileri, sağlık müdürümüzün, çevre müdürümüzün değerli temsilcileri, yine burada bu çevre etkinliklerine katkıda bulunan okullarımızın değerli yöneticileri, öğretmenleri, sevgili çocuklar, küçüklerimiz ve Azur'un diğer katılımcı arkadaşlarımıza hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Böyle bir güzel törenle bir arada olmanın mutluluğunu, sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün mavi bayrağımızı asmak için buradayız. Uluslararası bir çevre ödülü biraz önce söylendi. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV tarafından veriliyor. Çok detaylı incelemeler yapılıyor. Denizlerin ve kumsalın temizliği konusunda, sağlık noktasında ki etütleri tamamlanıyor ve daha sonra bu mavi bayrağı hak edip etmediğimiz ortaya çıkıyor. Biz 8 yıldır mavi bayrağı hak ediyoruz ve bunları
mavi bayrakları plajlarımıza asıyoruz. Bu mavi bayrak da bu sene 15 Haziran 31 Ağustos'ta bu plajda ve diğer plajlarımızda dalgalanacak. Burada önemli bir husus var, yani benim önem verdiğim. Mavi bayrakları plajlarımız hepsi kentin merkezinde. Mega Beach, Çanakkale plajı. Barış Kordonu, arkası kent. Dardanos, evlerin önü. Burası Güzelyalı'da oturma alanlarının ön tarafı. Yani açıkta yerleşim alanlarının dışında olan alanlar değil. Bunlar kentlerin merkezlerindeki plajlar. Tabii burada özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu bölgede, Güzelyalı bölgesinde ve Dardanos bölgesinde geçmiş yıllarda sıkıntılar vardı. Arıtma tesisi yoktu biliyorsunuz. Onun için yavaş yavaş artık sızdırmaya başlamıştı. Denize yapılaşma da çoğalınca elbette ki kirlilik artmaya başlamıştı. Biz de cesaretle yeni bir teknoloji olan IFAS sistemiyle burada daha küçük alanda daha yoğun arıtma yapan bir tesisi, bir çağdaş bir tesistir, şeydir. Ve Türkiye'de ilk defa Çanakkale Belediyesi yapmıştır. Bizden sonra örnek alınmıştır. Hatta resmi kurumlar dahi yapmaya, projelendirmeye cesaret edememiştir. Ama bize güvendiler ve bize kredi verdiler. Biz de yaptık ve başardık. Şu anda Güzelyalı'da ileride görebilirsiniz. Ve bu noktada daha bir hassas ve ileri biyolojik arıtma yapıyoruz orada da. Dolayısıyla hem Dardanos'umuzu hem Güzelyalı'mızın denizlerini de kurtarmış olduk. Hem de insanlarımıza refah sağlamış olduk. Artık foseptik çektirmekten usanmışlardı. Artık o dertten kurtardık. Tabii bu biz çevre konusuna önem veriyoruz. Biz ciddi yatırımlar yaptık Çanakkale Belediyesi olarak. Çapımızın üstünde yatırımlar yaptık. Yani Çanakkale Belediyesi'nin işte bugün bile işte 143 bin nüfuslu bir kentin efendim hadi çevre yatırımları açısından çok ciddi yatırımlarla karşı karşıya bıraktık kenti. Burada Çanakkale'de ileri biyolojik arıtma, burada ileri biyolojik arıtma. Çöp deponu alanımızı yaptık biliyorsunuz. O eskiden vahşi depolama alanıydı. Ve burada da yine bu alanların işletilmesinde de yine çevreci davrandık ve Çanakkale'deki arıtma tesisimize güneş enerji sistemimizi kurduk. Yine çıkan çamuru güneş enerjisiyle kurutuyoruz. Yani başka enerji kullanmadan kurutuyoruz. Dolayısıyla bu çevre konularında çok bunlar ciddi maliyetli yatırımlar. Böyle kolay değil. Çanakkale Belediyesi bütçesini itibariyle. Şimdi de en son içme suyu arıtma tesisimizi bitirdik. Bitirmek üzereyiz. Bitti aslında da denemeleri yapılıyor. Bundan sonra en kısa zamanda çeşmelerimizden de şu anda da içilebilir ama eski teknolojiydi mevcut tesisimiz ama yeni teknoloji tesisimizden üretilen sular artık çeşmelerimizden rahatlıkla içilebilecek noktadır. Eğer sizin kendi boru sisteminizde bir kirlilik yoksa. Bu çok önemli. Çünkü sular da maliyetlerdi biliyorsunuz bu şeyde hayat pahalılığında diyelim. Pahalandı. Onun için bu konuda da o yatırımımızı da tamamladık. Sizlerin hizmetine sunmak üzereyim. Altyapılarımızı da tamamladık. Dolayısıyla sonuç itibariyle burada Çanakkale'nin hiçbir çevre yatırımıyla ilgili eksiği kalmamıştır. Hem altyapıları itibariyle hem tesisleri itibariyle. Bunun için ben kolay değil. Tabii borçlandık. Borçlanıyoruz, yapıyoruz. Elbette ki ödüyoruz borçlarımızı. Ayrı konu ama bu konuda bize destek olan bu dönem ki ve geçmiş dönemdeki meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada açıkça şunu söyleyeyim, geçmişte de meclislerde de, bugünkü meclisimizde de muhalefet partileri de bu çevre yatırımlarına destek vermişlerdir. Onlara da teşekkür ediyorum. Yani sadece biz yaptık anlamında değil. Çünkü hepimiz Çanakkale için mücadele ediyoruz. Çanakkale'nin esenliği için oralara geldik, görev yapıyoruz. Onun için bu anlayış Çanakkale'ye yakışan bir anlayıştır. Ben ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Tabii bir de ayrıca biz çıktı sularının, o arıtmalardaki çıktı sularının da
ki temiz sudur ama yine de şey yapmıyoruz, yetinmedik. Ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi kurduk ve çıktı suyunu da yeniden mikroptan arındırıp öyle veriyoruz. Dolayısıyla bunu bilmenizde fayda var. Yani şimdi niye bunu anlatıyorsun? Bunu biliyoruz. Hayır, bunu bilmemizde fayda var. Neden? Çünkü bunun yatırımın finansmanını siz sağlıyorsunuz. Çanakkale halkı sağlıyor. Ben cebimden yapmıyorum. Dolayısıyla ne yaptığımızı ve sizin kaynaklarınızın çevre konusunda nerelere aktarıldığını bilmeniz sizlerin hakkı diye düşünüyorum ve onun için bunu da söylüyorum. Bundan da gurur duyabilirsiniz. Böyle bir kentte yaşadığınız için rahat edebilirsiniz. Boşuna Çanakkale'ye taşınmıyor insanlar. Biraz bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Evet, bu arada tabii şunu söyleyeyim. Burada çocuklarımız çok önemli. Onlar arkada bir takım etkinlikler yapacaklar diye biliyorum. Burada tabii şimdi çocukların bilinçlenmesi çok önemli. Okullarda bu bilincin verilmesi çok önemli. Hatta biraz önce etkinlik yapmışlar. Ne yaptınız dedim. Sigaralı izmaritlerin yere atılmaması için dedi kampanya yaptık dedi. Dedim sigara içilmemesi için de kampanya yapın dedim. Çünkü içilmezse atılmaz zaten. Onun için bu da bir çevre sorunudur. Gerçekten sigara konusu da bir çevre sorunu. Hem sağlık sorunu. Onun için bunu da buradan söylemiş olalım. Mutluyuz hepimiz. Sizler de mutlusunuz. Ya böyle bir kentte yaşıyorsunuz. Yarın işte çocuğunuzla buraya geldiğinizde gerek buraya gerek Dardanus'a gerek Çanakkale Barış Koridoru'na gittiğinizde rahatlıkla denize girebilirsiniz. Burada sadece şunu söyleyeyim. Şimdi bayrağı astı, tahliller bitti. Hayır. Belirli periyotlarda tahliller yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü özellikle bu konuda hassas. İçme sularımız açısından da önemli. Dolayısıyla bu konuda güvenle, emniyetle bu alanlardan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi golf bahçesinden başladı bir tekne. Bütün bu mavi bayraklı olan plajlarımızı geçti. Şimdi lisanslı yüzücülerimiz efendim bu şey bayrağı buraya getirecekler ve asacağız. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Kutlu olsun.